Hocam şimdi bir de yüksek kiralara da dönmek istiyorum. Kripto paraya da dönmek istiyorum. Önce kripto parayı soracağım. Özellikle pandemi sürecinde evini, arabasını satıp bütün herkes hurra kripto paralara yöneldi. Tek dünya düzeniyle bir bağlantıyı kurduğumuzda bununla ilgili neleri Güzel bir söyleyeceksiniz? sual Aleyna Hanım. Yaşı müsait olanlar veya okuyanlar bilir ki 1980'li yıllarda, 24 Ocak 1980'de Özal'ın bu ülkeye Kemal Derviş ile birlikte attığı bir kazık vardır. Şeyman Robinson'la, Dünya Bankası'yla. Neoliberal trene bindirdiler. Osmanlı'yı 1838'de İngilizler siz acayip Avrupalısınız deyip bizi liberal trene bindirmişlerdi. Battık. Şimdi 1924 Ocak 1980 kararlarıyla Özal bu ülkeyi deveyle Mercedes'i veyahut da lüks bir arabayı yarışır hale getirdi. At arabasıyla efendim siz alacaksınız kamyonu yarıştıracaksınız. Böyle bir şey olur mu ya? Amerika 2. Dünya Harbi'nin sonuna kadar New York'ta süte fiyat uyguladı. Fiyat. Ama bize geldiğime efendim başındaki bir dangalak kadın dedi ki halı ile demir çeliğin katma değeri aynıdır dedi. Adını söylemeyeyim zamanın başbakanı kös dinledi. Evet zamanın başbakanı kös dinledi. Diyemedi ki kadın sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Halı tezgahının katma değeriyle demir çeliğin katma değeri bir olur mu? Diyemediler. İşte bu noktada baktığımızda şu anda dünyada 16 binin üzerinde kripto para var. Bu para şu anda en önemli unsuru şu. Blok zinciri test ediyorlar. Bu işin özü bu. Blok zinciri. Blok zinciri geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü blok zincir Amerikan nükleer denizaltılarından alınma bir sistemdir. Evet. Bu sistemi çalıştırdıkları esas sağlıkta ve gıdada kullanacaklar. Suda kullanacaklar. Yani ilaçta. Bugün mevcut dünyada konuşulan en önemli unsurlardan biri nedir? 2022'nin sonunda dünyada 3 trilyon dolarlık silah satıldı. Peki 2022'nin sonunda dünyada satılan İlaç ne kadar? Hem faturalı faturasız. Under table dedikleri. 3 trilyon dolar. 2 trilyon dolar da tıbbi malzemeler. 5 trilyon dolar. Dünyanın 20 yıl önceki Washington DC'deki lobilerini söyleyeyim. Finans her zaman şeytanın başıdır. Arkasından enerji, silah. Bugün finans, gıda, ilaç, sigorta. Lobi değişti. Evet. Lobilerin yıllık bütçeleri 50 milyar dolar. Bürokrasiyi satın alıyorlar. Siyasetçiyi satın alıyorlar. İş adamını satın alıyorlar. Yani işte böyle bir yapı içinde dünyada kripto veya sanal para nereye evrileceğini Amerika'daki 2024 seçimlerinden sonra göreceğiz. O 1980'den sonra da banker, Castelli'ler şunlar bunlar vardı. İnsanlar soyup sonra çevrildi. Sonra Castelli Allah affetsin intihar etti. Elon Musk'lar. Tabii Elon Musk'lar. Şimdi zannediyor ki bizim insanımız Elon Musk'lar, efendim işte şeyin bu sivrisineğimiz, işte bu işler aşıları tezgahlayan vatandaş, efendim bütün bunlar ayrı ayrı değil. Bütün bunlar şuna benzer Aleyna Hanım. Şeyde Zeytinburnu'nda at koşturulan bir parkur var. Evet, 50 tane beygir yarışır. 50 beygirin sahibi Aleyna Hanım. Kim kazanır? Hepsini ben kazanmış. Kazanmışsınız tabii. Dünyada böyle bir yapı var. Bu yapı içinde 2024 seçimlerinden sonrası çok önemli. Nereye evrileceğini o zaman göreceğiz. Ama var güçleriyle nakit parayı ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü nakit para insan hürriyetinin temelidir. Milli devletlerle vatandaşların arasındaki 7-24 bağ kurandır. Biz Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde her para bastırdığımızda kutlu okutmuş bir milletin çocuklarıyız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahil ulus devletleri para üzerinden yıkmak istiyorlar. Buna köksap modeli derler. Bugün baktığınızda internet köksap ayrı otu gibi her yeri sarmış vaziyette. Hakikaten 5 tane teknopoli şirketi, efendim Microsoft kaldırın, Amazon kaldırın. Dünyadaki ticaret ne olur biliyor musunuz? Çöker. İşte buna köksap sistemi denir. İşte şu anda parayı itibarsızlaştırdılar. Diğer taraftan salgın ile ise dünyadaki tedarik zincirini patlattılar. Büyük sistemler karmaşık sistemlerdir, kaotik sistemlerdir. Tamir edilemezler. Yıkılırlar, yeniden yapılırlar. İşte şu anda oraya doğru gidiyoruz. Gelelim altın, efendim ev. Şunu iddia ediyorum. Öncelikle büyük şehirlerden başlayarak ev fiyatları düşecek.
oturduğunuz ev dışında ev ve yatırım yapmayın. İmarsız tarla alın. Ne zamana kadar? Önümüzdeki 2 yılda hiçbir şey almayın. 2 yıl boyunca evet. Hiçbir şey almayın. Artı paranız var ise fiziki altın alın, altın hesabı da açmayın. Bir de gümüşe yönlendiriyorlar. Şimdi gümüş, platin, paladyum kazandırır ama gümüş, platin, paladyum Aleyna Hanım'ın, Ramazan Hoca'nın, Fatma Hanım'ın işi değildir. Profesyonelin işidir. Evet. Orada ütülebilirsin. Ama altın Türk kadınının 5000 yıllık tasarruf aracıdır. Hı hı. Vallahi çocuğun okuması, kızın evlenmesi, oğlanın evlenmesi, okuması dışında Anadolu kadını kocasına bile vermez altını. Araba alınacaktır, ev alınacaktır verir. Onun için önümüzdeki 2 yıl asgari harcayın. İmkanınız ölçüsünde fiziki altın alın. Bankada altın hesabı açmayın. Hı hı. Çünkü öyle bir sistem var ki. Aradaki makas o kadar fazla ki. Buz 9. Ice 9. Kurt Vonnegut diye bir adam var. 1963'lü yıllarda bir kitap yazdı. Kurt Vonnegut. Hikaye bir bilim kurgu. 3 şişede çocuklarına sıvı veriyor. Oda sıcaklığında donuyor, dışarıda çözülüyor. Hı hı. Diyor ki bunu göle, ırmağa, denize dökmeyin. Dünyada hayatı durdurursunuz. Buz 9 donduruyor her şeyi. Hı hı. Ama Hristiyan kültüründe efendim Hazreti İsa'ya malum biliyorsunuz ihanet eden Yahuda ihaneti vardı. İki Hristiyan her zaman birbirinden Yahuda olmakla suçlanırlar veya şüphelenirler. Olanlarından biri gidiyor göle, gölden ırmağa ve denizlere, dünyada hayat duruyor. 2017 yılında Osaka'da G7'ler bir karar aldı. X gününde para ve sermaye piyasalarını donduracaklar. Denemeyi 2001'de yaptılar. Efendim, ikiz kulelere çakıldığında 2008'de denemeyi yaptılar. Uygulamasını Kıbrıs Rum kesiminde yaptılar. Yunanistan'da yaptılar. İkiz gününde Türkiye dahil başta 20 ülke para ve sermaye piyasalarını donduracak. Yüzde kaç? %1 biliyor.